Hızır, ben sana benimle beraber sabredemezsin demedim mi?" dedi. Musa, "Eğer," dedi, "bundan sonra sana bir şey sorarsam artık bana arkadaşlık etme. Hakikaten benim tarafımdan mazeretin sonuna ulaştın." Yine yürüdüler. Nihayet bir köy halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Ancak köy halkı onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Hızır hemen onu doğrulttu. Musa "Dileseydin elbet buna karşı bir ücret alırdın." dedi. Hızır şöyle dedi. İşte bu benimle senin aramızın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim. Gemi var ya, o denizde çalışan yoksul kimselerindi. Onu kusurlu kılmak istedim. Çünkü onların arkasında her sağlam gemiyi gasp etmekte olan bir kral vardı. erkek çocuğa gelince onun ana babası mümin kimselerdi bunun için çocuğun onları azgınlık ve nankörlüğe boğmasından korktuk böylece istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin Duvara gelince şehirde iki yetim çocuğundu. Altında da onlara ait bir hazine vardı. Babaları ise iyi bir kimseydi. Rabbin istedi ki o iki çocuk güçlü çağlarına erişsinler ve Rabbinden bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ben bunu da kendiliğimden yapmadım. İşte hakkında sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Resulüm, sana Zülkarneyn hakkında soru sorarlar. de ki: Size ondan bir hatıra okuyacağım. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık. Ona muhtaç olduğu her şey için bir sebep verdik. O da bir yol tutup gitti. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Onun yanında bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn! onlara ya azap edecek veya haklarında iyilik etme yolunu seçeceksin dedik. O şöyle dedi. Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Sonra Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. İman edip de iyi davranan kimseye gelince, onun içinde en güzel bir karşılık vardır. Ve buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca, onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık. İşte böylece onunla ilgili her şeyden haberdardık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Dediler ki, Ey Zülkarneyn! Bu memlekette Yecuc ve Mecuc bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onlar arasında bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?'' dedi ki Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret daha hayırlıdır Siz bana kuvvetinizle destek olun da sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım Bana demir kütleleri getirin nihayet dağın iki yanı arasını aynı seviyeye getirince üfleyin dedi Artık onu kor haline sokunca getirin bana üzerine bir miktar erimiş bakır dökeyim dedi. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimden bir rahmettir. Fakat Rabbimin vadi gelince o bunu yerle bir eder. Rabbimin vadi haktır dedi O kıyamet günü biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sûra da üfürülmüştür. Böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir. Ve kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir ki onlar gözleri beni görmeye kapalı bulunan kulak vermeye de tahammül edemez olan kimselerdir. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere bir konak olarak hazırladık. De ki, size yaptıkları işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Bunlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar eden bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir ki biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız. İşte inkar ettikleri ayetlerimi ve rasullerimi alaya aldıkları için onların cezası cehennemdir. İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince onlar için makam olarak firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler deki Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenecektir. deki Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın.''